Bölüm 17. Selanik'te. Amfipolis ve Apolonya'dan geçerek Selanik'e geldiler. Burada Yahudilerin bir havrası vardı. Paulus her zamanki gibi Yahudilere giderek arda arda 3 sept günü onlarla kutsal yazılar üzerine tartıştı. Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor, kanıtlar gösteriyordu. Size duyurmakta olduğum bu İsa Mesih'tir, diyordu. Onlardan bazıları, Tanrı'ya tapan Greklerden büyük bir topluluk ve ileri gelen kadınların da birçoğu ikna olup Paulus'la Silas'a katıldılar. Bunu kıskanan Yahudiler ise boşta gezen bazı belalı adamları peşlerine takıp bir kalabalık toplayarak kentte bir kargaşa başlattılar. Paulus'la Silas'ı bulup halkın önünde yargılamak amacıyla Yason'un evine saldırdılar. Onları bulamayınca Yason ile diğer bazı kardeşleri kentin yetkilileri önüne sürüklediler. Dünyayı alt üst eden o adamlar buraya da geldiler, diye bağırıyorlardı. Yason da onları evine aldı. Onların hepsi İsa adında başka bir kral olduğunu söyleyerek Sezar'ın buyruklarına karşı geliyorlar. Bu sözleri işiten kalabalık ve kentin yetkilileri telaşa kapıldı. Sonunda yetkililer Yason ve öbürlerini kefaletle serbest bıraktılar. Nereye? Kardeşler hemen o gece Paulus'la Silas'ı Veria kentine gönderdiler. Onlar oraya varınca Yahudilerin havrasına gittiler. Veria'daki Yahudiler Selanik'tekilerden daha açık fikirliydiler. Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün kutsal yazıları inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı. Böylelikle içlerinden birçokları ve çok sayıda saygın Grek kadın ve erkek iman etti. Selanik'teki Yahudiler, Paulus'un Veria'da da Tanrı sözünü duyurduğunu öğrenince oraya gittiler. Halkı kışkırtıp ayağa kaldırdılar. Bunun üzerine kardeşler Paulus'u hemen deniz kıyısına yolladılar. Silas ile Timoteus ise Veria'da kaldılar. Paulus'la birlikte gidenler onu Atina'ya kadar götürdüler. Sonra Paulus'tan bir an önce kendisine yetişsinler diye Silas'la Timoteus için emir alarak oradan ayrıldılar. Atina'da. Onları Atina'da bekleyen Paulus, kentin putlarla dolu olduğunu görünce yüreğinde derin bir acı duydu. Bu nedenle gerek havrada Yahudilerle ve Tanrı'ya tapan diğerleriyle, gerek her gün çarşı meydanında karşılaştığı kişilerle tartışıp duruyordu. Epikürcü ve Stoacı bazı filozoflar onunla atışmaya başladılar. Kimi, "Bu laf hebesi ne demek istiyor?" derken, kimi de, "Galiba yabancı ilahların haberciliğini yapıyor," diyordu. Çünkü Paulus, İsa'yla ve dirilişiyle ilgili müjdeyi duyuruyordu. Onlar Paulus'u alıp Ares Tepesi kuruluna götürdüler. Ona, "Yaydığın bu yeni öğretinin ne olduğunu öğrenebilir miyiz?" dediler. "Kulağımıza yabancı gelen bazı konulardan söz ediyorsun. Bunların anlamını öğrenmek isteriz." Tüm Atinalılar ve kentte bulunan yabancılar vakitlerini hep yeni düşünceleri anlatarak ve dinleyerek geçirirlerdi. Paulus, Ares Tepesi kurulunun önüne çıkıp şunları söyledi. "Ey Atinalılar, sizin her bakımdan çok dindar olduğunuzu görüyorum. Ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri incelerken, üzerinde bilinmeyen Tanrı'ya diye yazılmış bir sunağa bile rastladım. Sizin bilmeden tapındığınız bu Tanrı'yı ben size tanıtayım. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, göğün ve yerin Rabbi olan Tanrı, elle yapılmış tapınaklarda oturmaz. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre, bir şeye gereksinmesi varmış gibi ona insan eliyle hizmet edilmez. Tanrı
tüm ulusları bir tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bir bucağına yerleştirdi. Ulusların var olacağı belirli süreleri ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı. Bunu kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. Nitekim onda yaşıyor ve deviniyoruz, onda varız. Sizin ozanlarınızdan bazılarının da belirttiği gibi biz de onun soyundanız. Tanrı'nın soyundan olduğumuza göre tanrısal özün insan düşüncesi ve becerisiyle biçimlendirilmiş altın, gümüş ya da taştan bir nesneye benzediğini düşünmemeliyiz. Tanrı geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi. Ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü dünyayı atadığı kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu kişiyi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir. Ölülerin dirilmesiyle ilgili sözleri duyunca kimi alay etti, kimi de "Seni bu konuda bir daha dinlemek isteriz." dedi. Bunun üzerine Paulus aralarından çıktı gitti. Birkaç kişi ona katılıp inandı. Bunların arasında kurul üyesi Dionysius Damaris adlı bir kadın ve birkaç kişi daha vardı.